Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh ebeden daimen kıymetli kardeşlerim. Bu kısa sohbetimizde size cennetten bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Allah cenneti kazanacak ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin. Cennete başlarken şöyle bir dörtlük ilahiyle başlamak istiyorum cennete kıymetli kardeşlerim. O ilahimiz de Yunus Emre'nin yazdığı "Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu." Evet, Yunus Emre ilahisinde cenneti anlatmış. "Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu." Bir dörtlük daha okuyup cennetten bahsedeceğim. İlahisinde anlatıyor Yunus Emre. "Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu." Evet, kimi yiyip kimi içer, İdris Nebi hulle biçer, hep melekler rahmet saçar. Yani İdris peygamber biliyorsunuz ölmedi, cennette yaşıyor şu anda. Cennetteki hurilere elbise diker, elbise biçer buyuruyor. Kıymetli kardeşler, Cenab-ı Allah birçok ayetinde bize cennetten bahsetmiş. Özellikle Rahman suresinde sıkça Rabbimiz bize cenneti anlatmış. Aslında elimize bir imkan geçiyor. Bir araba alıyoruz. Örnek veriyorum 30 bin liraya. Ya 30 bin liralık bir arabam olsun, ayağım yerden kesilsin de başka bir şey istemiyorum diyoruz. Allah bize onu nasip ediyor. Diyoruz ki şunun 50 liralığını alalım. Biraz daha çalışıyoruz. Allah 50 liralığını da nasip ediyor. Diyoruz ki bunun 100 liralığını alalım ya. 100 liralığı da alıyoruz. Biraz çalışıyoruz. Durumumuz iyi oluyor. Şunun 200 liralığını alalım. Süper arabalar var. Ev de aynı şekilde. Ya kiradan kurtulayım. Başımı sokacak bir evim olsun. Gerisi önemli değil diyoruz. Allah bize bunu nasip ediyor. Ya çalışıyoruz. Biraz genişini alalım. Genişi de nasip oluyor. Dubleksini alalım. Dubleksi de nasip oluyor. Müstakilini alalım. Doymuyoruz kıymetli kardeşler. Aslında biz cenneti arıyoruz. Cennetteki rahatlığı arıyoruz ama bu dünyada cennetteki rahatlık yok kıymetli kardeşler. Maalesef biz insanlar olarak cennetteki rahatlığı lüks evlerde, lüks arabalarda arıyoruz. Lüks ev, lüks araba kullanmak haram mı? Hayır değil ama bu bizi amacımızın, gayemizin dışına çıkarmamalı. Kıymetli kardeşlerim, Allah bize cenneti nasip ederse artık bu sıkıntıların tamamı bitecek. Sabah erken kalkıp işe gitmek yok cennette. Efendim, iteş, kakış, dolmuşa, minibüse, metroya binmek yok cennette. Bir yere mi gideceksin? Canın isterse uçarak gideceksin. Canın dünyada ya hiç araban olmadı, cennette bir arabam olsun istiyorsun. Çok lüks bir araban olacak. İster arabanla gideceksin, ister uçak kullanarak gideceksin, istersen uçarak gideceksin. Çünkü cennette zevku sefanın sınırı yok kıymetli kardeşler. Cennette kıymetli kardeşler hasta olmak yok. Cennette hastane yok. Cennette hastane yok çünkü hasta olmak yok cennette. Elin yüzün kırışması yok cennette. Kozmetik ürünleri falan kullanmak yok cennette. Niye? Çünkü cennette hep genç kalacaksın. Erkekler 33 yaşında, ince bir bıyık, sakal yok. Hanımlar 18 yaşında, kıymetli kardeşlerim. Hurilerden çok daha özel bir güzellik verecek Allah hanımlara. Hep güzel kalacaklar. Kıymetli kardeşlerim, cennette yorulmak yok.
Cennette hastane koridorlarında sıra beklemek yok. Cennette evini geçindirmeye çalışmak yok. Ebedi zevk, ebedi sefa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meyveden bahsediyor. Diyor ki cennette bir meyve var. Ağacın kökleri yukarıda, dalları aşağıda, meyveleri de testi gibi. Nedir bu meyve? Yunus Emre ilahisinde bunu anlatıyor bize. Salınır Tuba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Evet, Tuba ağacı kıymetli kardeşler. Cennette nehirler var. Süt ırmağı, bal ırmağı, meyve suyu ırmağı, tatlı su ırmağı yan yana akıyor. Hiçbiri diğerine karışmıyor kıymetli kardeşlerim. Bal yiyorsun, bu dünyada bal yesen, değil mi? 250 gram bal yesen ateş gibi yanarsın belki. Ama cennette kilolarca bal ye, hiçbir şey olmayacak. Hastalanmak yok, sıkıntı yok kıymetli kardeşlerim cennette. Üzülmek yok. Ebedi zevk, ebedi sefa. Efendim, köşkün bir tuğlası altından, bir tuğlası zebercetten, bir tuğlası inciden, bir tuğlası yakuttan, değil mi? Burada efendim, yani bir eşine tekteş yüzük alabilmek için belki yıllarca çalışman gerekiyor. Ama bak Yunus Emre ne diyor? Cenneti anlatırken. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzadıkça budakları, biter Allah deyu deyu. Uzadıkça budakları, biter Allah deyu deyu. İşte bu kıldığımız namazlar hep cenneti kazanmak için. Tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz sadakalar, gittiğimiz haclar, yaptığımız umreler hep cenneti kazanmak için kıymetli kardeşlerim. Belki içinizden şöyle düşünen kardeşlerimiz olabilir. Yok, ben cenneti kazanmak için yapmıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Allah için yapıyorum diyen kardeşlerimiz olabilir. Ben Allah için yapıyorum diyebilecek seviyede değilim kendim. Yani Yunuslar ne demişler? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gereksen. Değil mi? Yunus Emre'ler öyle söylemiş. Ya Rabbi, cennet cennet dedikleri nedir ki? Birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen onu, ben sen istiyorum Allah'ım demiş. Ama onlar aşıklar katına yükselmişler, aşk makamına yükselmişler. Biz bu sözleri söyleyebilecek seviyede değiliz kıymetli kardeşler. Onun için kendimizi kandırmayalım. Cennet için ibadet ediyoruz. Rabbim rızasını kazananlardan eylesin. İnşallah cennete girdiğimizde kıymetli kardeşler Cenab-ı Allah'ı göreceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Cennete girdiğimizde Cenab-ı Allah'ı göreceğiz. Cenab-ı Allah'ı görmenin zevkinden insanlar belki kaç bin yıl kendinden geçecekler. Zevkten. Hani bir kelime var ya, ya zevkten bayıldım diyor. Mecazi kullanıyor kişi bu kelimeyi. İşte kişi cennette Allah'ı gördüğü zaman zevkten bayılacak. Yani Allah'ı görmenin zevki, bütün zevklerin kıymetli kardeşlerim hepsi üstünde olacak. Düşünsene, düşünsenize biz Peygamber Efendimiz'i göremedik. Keşke görseydik. Keşke elini öpseydik, keşke ayağını öpseydik. Peygamberimizi görseydik kıymetli kardeşlerim. Keşke görseydik. Cenneti kazanırsak cennette göreceğiz. Yunus Emre çok güzel yazmış bu ilahiyi, şöyle bitiriyor. Yunus Emre'ne koma bugün yarına, yarın hakkın divanına, varam Allah deyu deyu. Bugün bir hayır yapmaya niyet ettin, hele yarın yaparım deme. Bugünün işini yarına bırakma diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim
cennete kazananlardan eylesin. Allah'a emanet ediyorum sizlere.